Bugün dünyanın her yerinde farklı ten renklerine sahip insanları görmek mümkün. Sibirya'nın dondurucu soğuklarında koyu tenli biriyle karşılaşmak artık kimseyi şaşırtmaz. Ancak bir arkeolog, Sibirya'da binlerce yıl öncesine ait koyu tenli bir insan fosili bulsa, işte bu gerçekten ilginç olurdu. Çünkü insan ten rengini belirleyen en önemli faktörlerden biri, iklim ve güneş ışığına maruz kalma süresidir. Melanin adlı pigment, insan teninin rengini belirler ve D vitamini senteziyle UV ışınlarından korunma arasındaki dengeyi sağlar. İnsan ten rengindeki varyasyonlar, atalarımızın yaşadığı coğrafya ve o bölgedeki ultraviyole ışınlarının şiddetiyle yakından ilişkili adaptif özelliklerdir. Ancak modern dünyada göç ve küreselleşme insanları doğal ortamlarından kopardı. Artık genetik mirasımız iklimle birebir örtüşmüyor. Cildinizin rengi aslında doğanın sizi çevreye uyarlamak için geliştirdiği bir biyolojik stratejidir. Bu sürecin baş kahramanı ise melanin adı verilen pigmenttir. Melanin, güneşten gelen zararlı UV ışınlarına karşı doğal bir kalkan gibi çalışır. Tropikal bölgelerde yaşayan atalarımızın cildi, güçlü güneş ışınlarına karşı korunmak için daha fazla melanin üretirken, daha az güneş alan kuzey enlemlerinde yaşayanların cildi, D vitamini sentezini arttırmak için daha açık bir tona evrildi. Burada devreye melanokortin 1 reseptörü giriyor. Bu gen, ciltteki melanosit hücrelerinin ürettiği melanin miktarını ve türünü belirleyerek ten rengimizin açık mı yoksa koyu mu olacağını şekillendiriyor. Peki bu pigmentler nasıl çalışıyor? Eğer U melanin baskınsa cilt koyu kahverengiden siyaha kadar değişen tonlarda olur. Eğer feomelanin ağırlıktaysa ten rengi sarıdan kırmızıya kadar açılan bir yelpazeye yayılır. Genetik olarak melanin miktarı, melanosit yoğunluğu düşükse ten rengi daha açık, yüksekse daha koyu olur. İşte bu yüzden dünyanın farklı bölgelerinde siyah, kahverengi, sarı ve kırmızı tonlarda geniş bir cilt renk skalası görmek mümkün. Yani ten rengimiz yalnızca estetik bir özellik değil, binlerce yıl boyunca çevresel koşullara uyum sağlamak için geliştirilmiş bir biyolojik adaptasyonun sonucudur. Aynaya baktığınızda gördüğünüz cilt tonu bir renk paleti ve tek belirleyici melanin değil. Peki bu renk paleti nasıl oluşuyor? Cilt rengimizi belirleyen 3 ana pigment var. Melanin, karoten ve hemoglobin. Öncelikle melanin ten renginin başrol oyuncusu. Ne kadar fazlaysa cildiniz o kadar koyu görünür. Sonra karoten devreye giriyor. Yumurta sarısı, havuç, mango gibi sarı turuncu sebzelerde bolca bulunan bu pigment özellikle Asya ve Kızılderili kökenli insanlarda cilt altına yerleşerek ona sıcak altın sarısı bir parlaklık katıyor. Peki ya açık tenlilerdeki o pembemsi ton? İşte burada hemoglobin sahneye çıkıyor. Kanımızdaki bu kırmızı pigment ince ve yarı saydam cilt yapısı sayesinde yüzeye daha yakın olduğu için pembemsi bir etki bırakıyor. Yani ten rengimiz sadece güneşe maruz kalmakla değil kan dolaşımımız ve yediğimiz besinlerle de şekilleniyor. Ancak işin sadece renk kısmı yok. Genetik yapımız cildimizin yağ dengesini ve hassasiyetini de belirliyor. Mesela vücut kılları fazla olan insanların cildi genellikle daha yağlı olur ve bu durum sivilce gibi sorunlara davetiye çıkarabilir. Öte yandan kızıl saçlı ve açık tenli kişiler güneş ışınlarına karşı daha hassas oldukları için cilt kanseri riski daha yüksek olabilir. Güneş, beslenme, genetik kodlarımız ve çevresel koşullar binlerce yıl boyunca cilt rengimizi ve yapımızı şekillendiren en önemli faktörler. Özellikle deniz ürünleriyle beslenme alışkanlığı ten rengimiz üzerinde düşündüğümüzden çok daha büyük bir etkiye sahip olabilir. Örneğin Alaska ve Kanada'nın yerli halkları gibi kuzeyde yaşayan bazı topluluklar nispeten daha koyu ten rengine sahiptir. Peki ama nasıl? Deniz ürünleri D vitamini açısından oldukça zengindir ve bu halklar güneşten yeterince D vitamini alamadıkları için balık gibi deniz ürünlerinden bu açığı kapatırlar. Ancak bir de şu detay var.
Kuzey Kutbu'na yakın bölgelerde yaşayan topluluklar yılın belirli dönemlerinde çok yüksek miktarda UV ışınına maruz kalıyor. Koyu ten rengine sahip olmak bu yansımadan kaynaklanan zararlı UV ışınlarına karşı bir koruma kalkanı görevi görüyor. Yani beslenme sadece genel sağlığımızı değil, binlerce yıl süren adaptasyon sürecinde ten rengimizin şekillenmesinde de önemli bir rol oynamış olabilir. Hepimizin vücudunda atalarımızdan miras kalan bir zaman kapsülü var. Bu kapsül DNA'mız. Dünyadaki tüm insanların DNA'sı, geçmişte kimlerle bağlantılı olduğumuzun, atalarımızın nereden gelip nereye göç ettiğimizin bir kaydını taşıyor. Adeta biyolojik bir soy ağacı gibi. Bilim insanları genetik belirteçler adı verilen özel mutasyonları takip ederek farklı popülasyonların dünya geneline nasıl yayıldığını ve hangi grupların birbirleriyle akraba olduğunu belirleyebiliyor. Peki genetik belirteç nedir? Bunlar DNA'mızda nesilden nesile nadiren değişen ve bizim kim olduğumuzu belirleyen işaretlerdir. Ve işin ilginç yanı, bu belirteçler sayesinde herkesin soyunu en uzak ortak atasına kadar takip edebiliriz. Yani aslında hepimiz insanlık tarihinin büyük birer yapboz parçalarıyız. Vücudumuzdaki her hücrenin içinde adeta küçük birer güç santrali gibi çalışan, enerji üreten mitokondriler bulunur. Mitokondriler aynı zamanda kendilerine ait özel bir DNA yapısına da sahiptirler. İşte buna mitokondriyal DNA diyoruz. Mitokondriyal DNA sadece annelerden çocuklarına aktarılır. Yani babanızın mitokondriyal DNA'sı size aktarılamaz. Sadece annenizinkini taşırsınız. Bu durum mitokondriyal DNA'yı genetik soy ağacınızı takip etmek için mükemmel bir kara kutu haline getirir. Bilim insanları antik insan fosillerinden alınan DNA örnekleriyle atalarımızın izini sürebiliyor. Özellikle anne soyundan geçen mitokondriyal DNA zaman içinde küçük değişiklikler, mutasyonlar geçirerek nesiller boyunca aktarılıyor. İşte bu genetik izler sayesinde atalarımızın nereden geldiğini, hangi yolları izlediğini ve farklı toplulukların nasıl oluşup ayrıştığını anlayabiliyoruz. Başka bir deyişle mitokondriyal DNA hepimizin cebinde taşıdığı biyolojik bir ajanda. Bugün yaşadığımız dünya aslında on binlerce yıl önce atalarımızın yaptığı göçlerin bir yansıması. İnsanlığın geçmişini nereden gelip nereye gittiğini anlamak için kullanılan en güçlü araçlardan biri nüfus genetiği. Nüfus genetiği erken insan göç yollarını ve genetik evrim ağacının dallarını inceleyerek bizi haplogruplar adı verilen büyük soy gruplarıyla buluşturur. Haplogruplar DNA'mızdaki genetik belirteçlerle, yani mutasyonlarla tanımlanır ve aynı gruba ait bireyler ortak bir atadan gelen soy hatlarına bağlanır. Bu haplogrupların coğrafi dağılımları atalarımızın binlerce yıl önce hangi rotaları izlediğini anlamamıza yardımcı olur. Peki bu göçlerin ortak noktası nedir? Yapılan DNA analizleri Afrika, Avrasya, Amerika, Avustralya ve Papua Yeni Gine'de yaşayan modern insan topluluklarının ortak atasının yaklaşık 73 bin ila 57 bin yıl önce yaşamış olduğunu gösteriyor. Bu bilgiler sayesinde bilim insanları insan türünün farklı kıtalara ne zaman ve hangi yollarla yayıldığını anlamaya çalışıyor. Cilt rengimiz ve yapımız atalarımızın yaşadığı coğrafyanın bir mirasıdır. Peki farklı etnik kökenler hangi cilt özelliklerine sahiptir? Şimdi kökenlere göre cilt tiplerinin belirgin özelliklerine yakından bakalım. Anglo-Sakson kökenli bireyler genellikle ince, kuru ve hassas bir cilt yapısına sahiptirler. Yaralar genellikle hızlı iyileşir. Ancak izler daha belirgin olabilir. İnce çizgiler ve kırışıklıklar gibi yaşlanma belirtileri daha erken ortaya çıkabilir. Güneşe maruz kaldıklarında kolayca yanabilirler. Bu da cilt kanseri riskini arttırabilir. Güney Akdeniz kökenli bireyler genellikle yağlı, zeytin tonlarında ve daha koyu bir cilt rengine sahiptirler. Yaşlanma belirtileri daha geç ve daha az belirgin olarak ortaya çıkar. Yara izleri daha koyu ve belirgin olabilir. Kalın ve kabarık izler oluşabilir. Daha koyu cilt tonu nedeniyle cilt kanseri riski daha düşüktür. Ancak yine de güneş koruması önemlidir.
önemlidir. Kuzey Avrupa kökenli Alman ve İskandinav bireyler, açık tenli, mavi gözlü ve sarışın bireylerdir. Ciltleri ince ve hassastır. Yaralar genellikle hızlı iyileşir ancak yara izleri belirgin olabilir. Yaşlanma belirtileri erken yaşlarda görülebilir. Güneşe karşı hassastırlar ve cilt kanseri riski yüksektir. Güney Avrupa kökenli bireyler daha koyu, yağlı ve esmer bir cilt tonuna sahiptirler. Yaşlanma belirtileri daha geç ortaya çıkar ve kırışıklıklar daha az belirgindir. Yara izleri daha koyu ve belirgin olabilir. Kalın ve kabarık izler oluşabilir. Cilt kanseri riski daha düşüktür. Ancak güneş koruması yine de önemlidir. İrlanda ve Kuzey İngiltere kökenli bireyler genellikle kızıl saçlı, çilli ve açık tenlidirler. Ciltleri ince ve hassastır. Yaralar hızlı iyileşir ancak izler belirgin olabilir. Yaşlanma belirtileri daha erken ortaya çıkabilir. Güneşe karşı çok hassastırlar ve cilt kanseri riski yüksektir. Afrika kökenli bireyler genellikle koyu tenli, kalın ve yağlı bir cilt yapısına sahiptirler. Yaşlanma belirtileri çok geç ortaya çıkar, ince kırışıklıklar nadirdir. Yaralar iyileşirken kalın ve kabarık izler oluşabilir. Pigmentasyon değişiklikleri olabilir. Cilt kanseri riski çok düşüktür. Ancak UV radyasyonuna karşı tamamen bağışık değildirler. Asya kökenli bireyler genellikle sarı alt tonlu, düz ve pürüzsüz bir cilt yapısına sahiptirler. Yaşlanma belirtileri geç ortaya çıkar, kırışıklıklar nadirdir. Pigmentasyon değişiklikleri yaralar iyileşirken kalın ve kabarık doku oluşturabilir. Cilt kanseri riski düşüktür ancak yine de güneş koruması önemlidir. Bu genel eğilimler etnik kökenlere bağlı cilt özelliklerini anlamada yardımcı olabilir. Ancak her bireyin cilt yapısı ve özellikleri farklıdır.